İyi akşamlar HaberAks TV'nin değerli izleyicileri. Her salı olduğu gibi bu salı da yine bu Profesör Doktor Tayfun Alper'in Tüp Bebek Cevapları adlı programda bir aradayız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Nagihan. Nasılsınız hocam? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Hocam program kaç programdır beraberiz? Arkamızda bir tüp bebek ağacı var. Bunun acaba amacı neydi ya da neyi anlatıyor bize hocam? Aslında o tüp bebek ağacı süreci, tüp bebek dediğimiz olaydaki süreci sembolize ettiğimiz bir ağaç. Şuradan gösterebilirim onu. Tüp bebek tedavisini, her tüp bebek tedavisini bu ağacın gövdesi olarak kabul edecek olursak sonucunda doğum, yani tüp bebek tedavisinin amacı ve sonucu doğum. Ama burada şunu vurgulamaya çalıştım. Bu yola her girdiğimiz zaman doğumla sonuçlanamıyor. Bu ağacın dallarını da, gövdeden ayrılan dalları da eksik kalan ya da sonuca ulaşamayan alternatifler olarak resmettim. Burada mesela tedaviye başlangıç dediğimiz yerden değişik alternatifler var. Mesela diyebiliriz ki bu ay başlamayalım ya da bir ön hazırlık yapalım, sonra başlayalım ya da hiç başlamayalım. Yani o daha önceki programlarda anlatmaya çalıştığımız basamakların daha başında ümidimiz yoksa hiç başlamayalım. Bunu başardık diyelim, tedaviye başladık, yumurtlama uyarısına başladık. O zaman mutlaka her yumurtlama uyarısına başladığımız yumurta toplamaya kadar gidemeyebiliyor. Orada da bir yol ayrımı var, bir dal var. O da siklus iptali, yani yumurta gelişmedi, folikül gelişmedi. Yumurta toplama aşamasına ulaşabildiysek o zaman da yine değişik alternatifler var. Bunların içerisinde yumurta çıkmadı olabilir, olgun yumurta çıkmadı olabilir, döllenme olmadı, embriyo gelişmedi. Hep bunlar olasılıklar içerisinde. Bunları da geçtiğimizi düşünelim. Embriyo transferi aşamasına kadar ulaştığımızı düşünelim. Embriyo transferi yaptı isek gebelik oluşmadı olabilir. Yani hiç gebelik testi var çıkmaz. Gebelik testi var çıkabilir ama daha sonra azalabilir. Bir başka dalda o biyokimyasal gebelik diyoruz. Ya da düşük olabilir ya da aşırı erken doğum olabilir. Bütün bu dallar ana gövdeden ayrılan seçenekler, alternatifler, sonunda da doğuma ulaşabilen hastalarda mutlu olan hastalarımız. Bunu bu şekliyle anlatmamızın sebebi, bu programları da yapmamızın sebebi aynı zamanda insanların tüp bebek konusunda ilk defa başlarına gelip de ne yaşayacaklarını görmek istedikleri zaman, evet tüp bebeğe başlayacağız, sonra da 1,5 ay sonra gebe kalacağız. Öyle olmadığını, çeşitli seçenekler olduğunu vurgulamak için bu ağacı resmettik. Arka plandaki de yine bu ağacın bu özelliği. Bunu da bu arada tanıtmış olalım, tüp bebek ağacımız. Hocam hastalarımız tüp bebek merkezlerine başvurdukları zaman her hasta için, her tüp bebek merkezi için farklı farklı tedavi seçenekleri oluyor. Bununla ilgili bir detaylı konuşabilir miyiz sizinle? Tabii ki. Yine konunun dışında olan insanların çok yadırgadıkları, anlayamadıkları bir olayda çeşitli tedavi alternatiflerinin arasında hangisinin neden seçildiğini kavrayamamak oluyor. Örneğin herhangi bir konuda diyelim, hastanın bir şikayeti oluyor, bir problemi oluyor. Size geliyor, muayenenizi yapıyorsunuz, gerekli tetkiklerinizi istiyorsunuz ve ameliyat öneriyorsunuz hastaya. Sonra bana geliyor aynı hasta, ben bakıyorum, bence ameliyat olmasına gerek yok diyorum. Böyle dediğimiz zaman hasta kendi içinde birbirine taban tabana zıt, yani ikimizden birimiz kesin yanılıyor olmamız lazım. Çünkü ameliyat lazımsa ben yanılıyorum, değilse sen yanılıyorsun. Bunu dışarıdan bakınca kavramak zor. Oysa bu kararları verirken bizim bir temel aldığımız tıbbi bilgiler var. Bir de hepimizin her hasta ile ilgili olarak her hekimin ayrı ayrı yorumu var.
Yani bu durumda bu bulgularla siz ameliyatı gerekli görmüş olabilirsiniz. Ben de gerekli görmeyebilirim. Hastalar açısından baktığımız zaman ki olan ya birimiz ya birimiz mutlaka çok şiddetli bir şekilde yanılıyoruz. Öyle değil. Öyle değil. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Şimdi gelelim tüp bebek konusuna. Tüp bebek konusunda birbirine çelişen, farklı birçok tedavi yöntemi var. Birçok ilaç kullanımı var, yöntemler var. Bu çerçevede baktığımız zaman dışarıdan bakan bir hasta açısından bakınca örneğin tedaviden sonra, embriyo transferinden sonra yatak istirahati, bazılarına göre kımıldamadan yat, bazılarına göre de gerek yok. O zaman birisinden birisi yanılıyor mu? Ya da embriyo transferinden sonra iğnelerle destek olmak ya da iğnesiz tedavi vermek. Birisi gerekliyse veya doğruysa niye ötekilerin hepsi aynı şeyi kullanmıyorlar? İşte bu programda da, bu bölümde de hangi noktalarda farklılıklar var, onları vurgulamaya çalışacağım. Öncesinde de bu konuda ya da tüp bebek konusunda bir tedavinin etkili olup olmadığını neye göre karar veriyoruz? Birazcık bunu açmaya çalışacağım. Şimdi tüp bebek tedavisinde hiçbir hasta bir diğerinin aynısı değil. Bir de onu eşleriyle çarpın, eşiyle de kombinasyonu aynı değil. Öyle olunca bir hastada şu tedavi sonuç verdi, demek ki bu tedavi her çiftte sonuç verecek. Öyle demek değil. Öyle olmayınca bir yöntemin etkili olup olmadığını bizim anlamamız için kullandığımız yöntem istatistikler. Yani bir ilaç ya da yöntemi uyguluyorsunuz, bu hastaların yüzde kaçı gebe kaldı, uygulanmayınca yüzde kaçı gebe kalıyordu. Pardon. Bu aradaki fark tesadüfi olabilir mi? Yani bunların %38'i gebe kaldı, ötekilerinde %42'si gebe kaldı. O kadar tesadüfen olabilir. Bir dahaki seferde farklı olabilir. Eğer böyle diyorsanız o zaman bu tedavi yönteminin etkinliği tartışmalı oluyor. Ama birisi 38 oldu, %38 oldu diyelim. Bir tanesi %45 oldu gebelik oranı. O zaman bir fark var. Bu kadarı tesadüfi olamaz diye düşünüyorsanız o zaman diyorsunuz ki bu tedavi yöntemi etkindir. İş bu kadarla da bitmiyor. Bu tedavi yöntemini alıyorum, ben kullanıyorum ya da bir başka meslektaşımız kullanıyor. Onun örneğin %38'e 45 bulduğu rakamlar bende ters çıkıyor. O zaman diyoruz ki bu çok da etkili bir yöntem değilmiş. Ne zaman ki bir konuda hemen hemen herkesin yaptığı çalışmalar, herkesin yaptığı tedaviler benzer sonuçları göstermeye başlıyorsa o zaman bu artık bu işin klasiği haline gelmiş oluyor ve doğrusu haline geliyor. Bunun çok tipik örneği, örneğin 30 küsür sene önce tüp bebek tedavisi yapılırken embriyo transferinde ultrason yardımı yoktu. Yani körlemesine insanlar el yordamıyla uterusun içindeki kanalı hissedip onunla uterusun en üst tepesine kadar kateteri götürüp değdirip, ki tekniğin adı da dokunma tekniğiydi. Dokunduktan sonra 1,5 santim geri çekerek transfer ediyorlardı. Fakat ultrasonun kullanılmaya başlamasıyla birlikte ilk önce bazı klinikler ultrason eşliğinde transfer yapmaya başladılar. Sonra görüldü ki ultrason eşliğinde transfer daha başarılı. Yani ultrason kullanmadan yapılan transferlerden daha fazla gebelik oluşturuyor. Daha sonraki gerçeklerde şunu gösterdi. Bu transfer için teknik amacıyla diye uterusun fundusuna, yani tam tepesine dokunduğunuz zaman aslında uteruste kontraksiyonlar, yani kasılmalar başlatıyorsunuz. Ve onun için de ultrason eşliğinde oraya kadar geldiğinizi görüyorsunuz. Değmeden transfer ediyorsunuz. Ama ultrason yok iken böyle bir şey yapmak mümkün değil. Değmeden nerede olduğunuzu bilemiyorsunuz. İlk önce bazıları ultrason kullanarak transfer yaptılar. Sonra bazıları tekrarladı. Evet, herkes benzer şekilde iyi sonuçlar almaya başlayıp ultrason da yaygınlaşınca artık bugün ultrason olmaksızın embriyo transferi yapmak meslek hatası oldu. Yani embriyo transferi dediğiniz ultrasonla yapılır hale geldi. Benzer şekilde birçok yumurtalık uyarısı tedavisi, birçok yardımcı tedavi,
Kimisi halen deneysel aşamada, kimisi yavaş yavaş evet kim kullansa aynı iyi sonuçları alıyor denmeye başlandı. Ve onlar da yavaş yavaş gündeliğe giriyor. Biz şimdi bugünün hekimleri ve bugünün hastalarına yönelik olarak bilgi verdiğimize göre işte gündemde kullanılan yöntemlerde hangileri konusunda belirsizlik var? Yani öyle de yapılsa olur, böyle de yapılsa olur var. Onları bu programda söylemeye çalışacağız. Öyle olunca da hasta şunu diyebilir. Madem ki böyle bir seçeneğim var, o zaman ben bu aşamada şunu tercih ediyorum gibi. Şimdi bunu bir belli bir sistematik içerisinde anlatabilmek için istersen sorularımıza devam edelim. Peki hocam. Neden aynı konuda farklı tedavi yöntemleri kullanılmaktadır? Neden merkezlerin veya doktorların tedavi önerileri birbirini tutmaktadır? İlk sorumuz da aslında az önce cevapladığımız. Bunu cevaplamış olduk. Şimdi bundan sonrasına devam edebiliriz. Hı hı. Tüp bebek tedavisi aşamasında hastaların ve doktorların tercih seçenekleri hangi açılardan olabilir ve hangi aşamalarda bu tercihleri kullanabiliriz? Tüp bebek tedavisinin aşağı yukarı her aşamasında var. İlk başlarken var, yani daha siklusun başında başlamadan önce ön hazırlık yapılabilir ya da yapılmayabilir. Yani tam siklus başında yumurtalıkları uyaracağımız zaman uyarmak istediğimiz antral foliküller eşit ve dengede olsun diye bir önceki siklusun, bir önceki döngünün son haftasında veya bütün döngü boyunca yumurtalıkları etkileyecek ilaç kullanılabilir. Böylece onlar aynı hizaya gelsinler diye. Bununla yararlı sonuçlar aldığını düşünen meslektaşlarımız var. Ya da buna değmediğini düşünen meslektaşlarımız var. Buradan başlayabilir seçenekler. Daha sonrasında uyarı aşamasında var. Yumurtalıkları uyarmak için hedefimiz çok sayıda yumurta olabilir, daha az sayıda yumurta olabilir. Embriyo transferinden sonra yine seçeneklerimiz var. Lüteal faz desteği dediğimiz, yani transfer ettikten sonra tutunabilmesi için kullandığımız ilaçların birbirinden farklı yöntemleri var. O aşamaların hepsinde olabilir. Peki kadınlar için destek tedavilerinin yararı olabilir mi? Mesela tüp bebek tedavisine başlamadan önce acaba bir ön hazırlık olarak işte şu vitamini veya bu destek maddesini, bu minerali kullanmak acaba gebelik oranlarını yükseltiyor mu diye değişik çalışmalarda az önce söylediğim çerçevede diyelim ki bir çalışma yapılmış, işte filanca maddeyi kullandığımız zaman tüp bebek tedavisindeki başarı oranı kullanmadıklarımızdan biraz daha fazla. Bunu iddia etmişler, kullanılmalı diye bağlamışlar sonucunu. Bir başka merkez aynı şeyi kullanmış, yok hiçbir farklılık görmemiş. O nedenle çok tartışmalı. Sadece kullanılsa sanki daha iyi olur diye söylenebilen bir pentoksifilin diye bir madde önerilmiş. Ama doğrusunu isterseniz herkesin üzerinde mutabık olduğu bir şey değil. Peki erkekler için var mı hocam? Erkekler için de yine kullanılabilir bu tür ajanlar. Multi ajanlar kullanıldığı zaman, yani işte L-arginin ve benzeri diğer toplu halde hazır preparatlar halinde kullanıldığında gebelik oranlarının arttığına dair çalışmalar var. O nedenle kullanılabilir ama ben bu ilacı hiç kullanmadan tedavi oldum ve gebe oldum. Tamam, o da olabilir. Yani kullanılabilir, kullanılmasa da olur. Bir sıkıntı olmaz. Peki bu tedavi sürecinde bazı hastalarımızı ultrason kontrolüne çağırdığımız zaman tetkik istiyoruz. Bu tetkiklerin yapılması şart mıdır? Yapılmasa da olur mu? Evet, mesela hastanın burada tercihi olabilecek bir konu o. Her kontrolümüzde biz ultrason ile yumurtalıklardaki gelişimi takip ediyoruz. Arzu ettiğimiz büyüklükte oluyor mu, arzu ettiğimiz hızda oluyor mu gibi. Ve klasik olarak bu muayeneler sırasında kan tetkikiyle östrojen düzeyine bakıyoruz. Bazı merkezler LH düzeyine de bakıyor. Bazı araştırma merkezleri her seferinde FSH'ya da bakıyor gibi. Ama klasik olarak östrojen düzeyine bakarsak ultrasonda gördüklerimizi daha iyi yorumlayabiliriz diye bu şekilde bir takip yapılıyor.
Ama bu konuda yapılan değişik çalışmalar şunu göstermiş. Örneğin siz sadece ultrasonla takip ediyorsunuz hastanızı. Ultrason bulgularına göre doz ayarlıyorsunuz, arttırıyorsunuz, azaltıyorsunuz. Ben hem ultrason kullanıyorum hem de kan tetkikiyle, östradiol değeriyle karar vermeye çalışıyorum. Sonuçta bakıldığı zaman sizin gebelik oranlarınızla benim gebelik oranlarının arasında bir fark olmadığı görülüyor. Kayda değer bir fark olmadığı görülüyor. Öyle olunca buradan şu anlam çıkıyor. Yani bu kan tetkiki yapılmasa da olur. Ama biz genel olarak, biz veya diğer merkezler bunun standardı budur, geneli budur diye mutlaka yanı sıra kullanıyoruz. Ama hep yapmaya çalıştığımız şey şu, hastalarımız ne yaptıklarını, bizim onlar için ne yapıyor olduğumuzu bilirlerse bu konuda tercihlerini ortaya koyabilirler. Örneğin her geldiğinde kan vermek birçok hasta için tedirginlik verici, rahatsızlık verici. Yani sonuçta evet basit bir kan alma ama iki günde bir dediğiniz zaman bir süre sonra can sıkıcı olabiliyor. O nedenle böyle bir alternatif de var dediğiniz zaman hasta da derse ki tamam benimkini kan tetkiki yapmadan götürün. Sadece ultrasonla değerlendirin. İşte size bir tercih sebebi. Yani burada ciddi bir yol ayrımı var ve hasta bunu tercih etmeyebilir, istemeyebilir. Peki transferden sonra kullandığımız bir grup ilaçlarımız var. Duruma göre vajinal, duruma göre ağızdan, duruma göre de enjeksiyon şeklinde yapıyoruz. Bunların arasında bir uygulama şekliyle ilgili fark var mıdır acaba? Uygulama şekliyle ilgili tabii ki. Yani başarı oranı açısından. Evet, başarı oranı açısından ise şöyle söyleyeyim. Yine tüp bebek tedavisinin evriminde ilk başlangıçta progesteronu yani bu lütel faz desteği dediğimiz zaman embriyoyu transfer ettikten sonra gebeliğin yuvalanabilmesi ve gelişebilmesi için gerekli hormonun ilk yıllarında tüp bebek tedavisinin ilk yıllarında tek bir elde edilme şekli vardı, uygulama şekli vardı. İntramüsküler enjeksiyon, progesteron in oil, yağda progesteron. Yağlı bir içerik, yağlı bir enjeksiyon gerçekten hem ağrılı hem rahatsızlık verici. Bir süre sonra insanın kalçaları pütür pütür oluyor ve artık dayanılmaz hale geliyor. Ama o yıllarda başka bir alternatifi olmadığı için günde iki kere haftalarca bu iğne yapılmakta idi. Sonra tıbbın, teknolojinin gelişmesiyle beraber progesteronun doğal şekli ilaç haline getirildikten sonra oral yani ağızdan verilmesi yeteri kadar etkili olmamasına rağmen görüldü ki aynı şeyin vajinal kullanılması gerçekten etkili oluyor. Bu sefer o ağrılı enjeksiyonlardan insanlar kurtulup vajinal tabletler ya da oviller kullanmaya başladı. Aslında ovil demeyelim çünkü normalde tablet olarak kullandığımız maddeleri ve ilaçları vajinal olarak kullanıyoruz. Öyle olunca emilimi daha yüksek, toleransı daha kolay. Yani bulantı yapmıyor ve çok daha yüksek derecede emiliyor. Ve lokal emilimin de sayesinde kanda dolaşandan çok daha fazla miktarda asıl istediğimiz genital bölgede etkili olduğu için daha etkili oluyor. Demin ki ilk başta söylediğim çerçevede baktığınız zaman bu ilaçlar çıkar çıkmaz hemen enjeksiyonlar dursun artık icat oldu bundan sonra hemen buna geçiyoruz. Kimse diyemedi. Diyemezdi. Tıpta öyledir zaten. İlk önce progesteron kullanılmasına alternatif olarak kullanıldı. Yani enjeksiyona alternatif olarak. Diyelim ki bir meslektaşımız bir grup kullandı. Gebelik oranlarına baktı. Fark yok. Büyük bir fark yok. Böylece yayınladı. Başka merkez kullandı, fark yok. Diğerleri kullandı, fark yok. Herkes bunun böyle olduğunu görünce tamam. İnsanlar enjeksiyondan büyük ölçüde kurtulmuş oldu. Şimdi benzer durumda o ilacın vajinal kullanılan hapların yerine ya da benzeri diyelim dengi jel halinde olanı piyasaya sürüldükten sonraki uzun süredir var. Onun kullanımı birazcık daha kolay gibi ama her iki halde de zaten vajinal kullanım. Şimdi bu zaman, bu yıllarda sadece ağızdan kullanılan, aslında senelerdir piyasada var olan bir başka progesteron şeklinin bu diğer vajinal kullanılan hatta işte daha öncesindeki enjeksiyonlara da
eş sonuçlar verdiğine dair tek tük yayınlar çıkmaya başladı. Yine aynı deminki mantıktan düşünelim. Birisi diyor ki ben bunu eşit buldum, yararlı buldum, eksikte değil. Öyle deyince bir başka merkez temkinli bir şekilde o da bakıyor. Şimdi son zamanlarda bu yayınlar sıkça çıkmaya başladı. Yani evet bu hap o kullanılan fitillere denk sonuçlar veriyor diye. Bu yaygınlaşmaya başlayınca örneğin siz kullanacaksınız, başkası kullanacak, başkası kullanacak. O zaman az önce söylediğim progesteron enjeksiyonları nasıl eskide kaldı, o can yakıcı tedavi dediğimiz gibi haftalarca vajinal ovul kullanmak da belki tarih olacak. Ama şimdi şu anda standardı. Yine burada hastanın tercih yapabilecek, yani madem ki böyle kanıtlar da var, madem ki böyle kullanan ve eşit sonuç alanlar var, ben ne enjeksiyon istiyorum ne de krem ya da fitil kullanmak istiyorum. Ben hap kullanmak istiyorum. Henüz standart olmadığını biliyorum ama bunu tercih ediyorum derse yine günlük ya da her muayenede kan almak gibi ondan da kurtulabilir. Bundan da kurtulabilir. Bu ilaçları ne zamana kadar kullanıyoruz hocam? Bu da yine orijinal. Şöyle ki standart olarak bu uzun yıllar öncesinde başladığımız tedaviyi 11. haftaya kadar kullanmaya hep beraber alışığız. Bu 11. hafta nereden geliyor bu mantık? 11. haftaya kadar overlerdeki korpus luteum dediğimiz doku yeteri kadar progesteron salgılayarak gebeliği destekliyor. Ama gebeliğin kendisi korpus luteum olmaksızın yaşayabilir hale gelmesi 10-11. haftaya kadar gecikiyor. Bunu da şuradan biliyoruz. Diyelim ki 6. haftada bir nedenle korpus luteum ameliyatla alınacak olursa gebelik devam edemez, düşer. Ama 13. haftada alırsanız bir problem olmaz. Gebelik artık kendisi devam ediyor. Şimdi bu temel üzerinden 11. haftaya kadar biz progesteron desteği yapıyoruz. Yine yıllar içerisinde yapılan çalışmalar şunu gösterdi. Yumurtalıkları biz uyardıktan sonra içlerindeki folikülleri aspire ettikten sonra oluşan bizim aşırı uyarımızda oluşan korpus luteumlar aslında bizim desteğimize doğru dürüst ihtiyaç bile duymuyor. O nedenle bizim 11. haftaya kadar bu ilaçları kullanmamızın aslında temel bir mantığı yok. Yok ama bir alışkanlık öyle devam ediyor. Şimdi o konuda değişik çalışmalar var. Yapmışlar. Örneğin kalp atışları görülünceye kadar kullanmışlar ya da 11. haftaya kadar kullanmışlar hastaları rastgele ayırarak. Sonuçlara bakıldığında görülmüş ki kalp atışları görüldükten sonra kesilen ilaçlarla 11. haftaya kadar devam edilenlerin arasında gebelik açısından bir fark yok. O zaman demek ki buradan öteye galiba lüzumsuz kullanıyoruz. Bir başka çalışma ya da başka bir grup çalışmalar kalp atışları duyuluncaya kadar değil, gebelik kesesi görülünceye kadar yapmışlar. Gebelik kesesi görünce artık bunu kullanmaya gerek yok bu luteal desteğe diye. Onlar da benzer sonuçlar almışlar. Hatta gebelik testi pozitif olduğu andan itibaren artık progesteron desteğine gerek yok diye de çalışmalar var. Öyle olunca yani bir doktor veya bir hasta gebelik testi pozitif deyince o ilaçların desteğini kesebilir, bilimsel dayanağı var. Ama tıpta her şey öyle basit gitmiyor. Bazı şeyler de gelenek. Yani biz de biliyoruz bazı şeyler lüzumsuz yaptığımızı ama bir yanlışlık olmasın, bir eksiklik olmasın diye 11. haftaya kadar çoğu kez devam ediyoruz. Ama yine bu programın konusu ve amacı hasta bunu bilir, anlar ve derse ki tamam beni yormayın. Madem öyle gebelik testi var diye pozitif çıktığı andan itibaren kesebilir. Ben ilaçları kesmek istiyorum. Kesebilir. Yalnız bunun bir istisnası var. Taze sikluslarda evet. Yani o ay yumurtalık uyarısı yaptık. Embriyoyu o ay transfer ediyorsak bu dediklerim geçerli. Çünkü yumurtalıklar uyarılmış oluyor ve onların desteği var oluyor. Ama dondurulmuş embriyo transferinde durum farklı. O zaman yumurtalıklar uyarılmamış olduğu için biz luteal faz desteğini mutlaka vermeliyiz. Hatta bazı çalışmalar bu konuda progesteronun enjeksiyonunu da
daha bir miktar daha iyi gösterdiği için bazı merkezler gibi biz de progesteron enjeksiyonunu tercih ediyoruz, ekliyoruz klinik çalışmalarımızda. Ama bu ispatlanmış mıdır? Bu da yine tartışılabilir bir şey. Yani tercih kullanılabilecek bir yerde lütel faz desteğinin süresi 11-12. Haftaya kadar sürdürebilirsiniz. 6. haftada kesebilirsiniz. 8. haftada kesebilirsiniz. Yine bu konuyu kapatmadan bir şey daha söyleyeyim. Bu şekilde lütel faz desteği erken kesilenlerde görülen şey şu. Gebelik yani süren devam edebilen gebelik oranı değişmiyor, düşük oranı değişmiyor. Ama ilaç kullanmadığınız hasta grubunda biraz daha fazla lekelenme, gebelik kanaması olabiliyor. Lekelenme olunca hastalar daha çok endişe ediyor. Progesteron kullananlar daha az kanamayla daha az rahatsız oluyorlar. Ama gerçek bilimsel açıdan baktığınız zaman yüzde kaçı doğuruyorsa ilaç kullanmayınca yine yüzde kaçı aynı rakam doğurabiliyor. Peki bu yumurtalık uyarısı için verdiğimiz bir grup iğnelerimiz var. Bu iğneleri her gün yapmamız şart mı? İğne değil de başka bir yöntemimiz var mı ağızdan alabileceğimiz? Şimdilik bu yumurtalık uyarısı için kullanılan ilaçların oral şekli yani ağızdan kullanılan şekli yok. Enjeksiyon halinde kullanılıyor ve günlük enjeksiyonlar halinde kullanılıyor. Hatta yüksek doz verilirse günlük enjeksiyonların bölünmüş doz halinde verilmesi de tavsiye ediliyor. Yani bir kısmını, yarısını örneğin sabah, yarısını akşam. Yani günde iki kez enjeksiyon şeklinde. Ama bu da yine çok şart bir özellik olmadığından dolayı birçok merkez günlük olarak tekrarlıyor, yetiyor. Yeni bir alternatif olarak bu günlük enjeksiyonlara alternatif olmak üzere bir başka ilaç bir süredir piyasada var. 7 günlük etkili. Yani siklusun başında bir kez vuruyorsunuz. O 7 günlük enjeksiyonun karşılığını yavaş yavaş vücutta salgılıyor. Öyle olunca enjeksiyon 7 tane enjeksiyon yerine bir tane yaptığınız için 6 enjeksiyon sayısını düşürebiliyorsunuz. Böyle bir seçenek var. Haplar ile yani iğnesiz olabilir mi yumurtalık uyarısını enjeksiyon yapmadan yapabilir miyiz? Aslında var. Var ama günlük pratikte çok yaygın kullanılamıyor. Normalde klonfensitrat dediğimiz hap yani yumurtalık uyarısı için kullanılan hap ile yumurtalıkları uyarabiliyoruz. Ama tüp bebek için gerekli yükseklikte cevap alamadığımız için klinik pratikte kullanmıyoruz. Bunun klinik pratikte yer bulabildiği bir alan var. O da şu. Zayıf over cevabı olan hastada. Yani bir tane iki tane antral folikülünüz anca var. Bu iki veya bir tane dediğiniz folikülü ilaçları ne kadar yüksek dozda kullanırsanız kullanın ancak bunlar gelişecek. İşte o zaman da ya natürel siklus, doğal siklus deniyor ya da klonfensitrat kullanarak çok az sayıdaki yumurtayı geliştirmeye çalışıyorsunuz. Boşu boşuna şöyle yorgun bir atı kamçılamıyorsunuz. Gidemiyor zaten. O kadar gidebiliyor. Öyle bir durumda gerek klonfensitratta gerek natürel siklusta bir yumurta veya belki iki yumurta elde edebilirseniz onunla tüp bebek işlemlerini yapıyorsunuz. Gebelik de sonuçlanırsa evet basit bir şekilde hallolmuş oluyor. Bunu genellikle Japonlar daha çok tercih ediyorlar. Ama onların birazcık daha farklı anlayışları çok sayıda siklusa başlıyorlar. Haplarla veya çok düşük doz iğnelerle eğer cevap alabilirlerse tüp bebek tedavisine devam ediyorlar. Gebelik de elde edebilirlerse tamam iyi sonuca ulaşmış oluyorlar. Cevap gelmezse de zaten işte 3-5 tane hap kullanmıştı gelmediyse gelmedi deyip vazgeçebiliyorlar. Toparlayacak olursak mutlaka iğne mi kullanmalı? Bugünkü teknolojiye göre evet mutlaka iğne kullanmalı, günlük iğne kullanmalı. Bir alternatif olarak ekonomik olarak birazcık daha yüksek olmakla beraber 7 iğnenin yerine bir tane kullanılan bir tedavi yöntemi alternatifi de var. Bir de yumurtalık uyarısının yanı sıra çatlamasın diye kullanılan ilaçlar var. Onlar da halen iğne şeklinde kullanılıyor. Bunların alternatifleri de nazal sprey şeklinde burundan
fıs şeklinde kullanılan alternatifleri de var. Yani enjeksiyondan çok korkanlar için. Hastalarımızın merak ettiği bir nokta da tüp bebek yaptırdıktan sonra özellikle çalışan kesim için aylarca yatmak zorunda mıyız? Ya da transferden sonra ne kadar bir yatak istirahati gerektiği? Gerekiyor mu? Evet, bu konuda da yine bir evrim geçirdi tüp bebek tedavisi. Şöyle ki ilk tüp bebek tedavilerinde aşılamalardan, inseminasyonlardan kaynaklanan şöyle bir şey vardı, korku. Aşılama yapıldığı zaman daha büyük volümde, daha büyük hacimde bir sperm sıvısı uterus içerisine enjekte ediliyor. Dolayısıyla eğer hemen ayağa kalkılacak olursa o sıvının bayağı belli bir oranı geri akabiliyor. O nedenle aşılamalardan sonra hastaya bir müddet yatması söyleniyor idi. Tüp bebek tedavisinde de bu çok daha riskli, çok daha kıymetli gibi algılandığı için daha çok yatsın, aman kıpırdamasın oldu. Ve uzun yıllar, uzun 10 yıllar bu böyle devam etti. Siz belki bu işin çok da yararlı olmadığını düşünüyorsunuz. Çok da aklınıza yatmıyor hekim olarak veya hasta olarak. Ama bütün dünya böyle yaparken hastanıza kalk diyemiyorsunuz. Çünkü tutmazsa acaba ondan mı oldu gibi. Yine zaman içerisinde tedavi evrimleştikçe erken kalkanlarda sorun yok. Hemen kalkanlarda sorun yok. Yarım saatle yatanla 10 dakika yatan aynı, değişen bir şey yok şeklinde araştırmalar sonuçlanmaya başladıkça görüldü ki bu yatak istirahati çok da gerekli değil. Düşününce eğer fiziğiyle beraber düşününce bizim embriyo transferi için kullandığımız sıvı miktarı mikrolitreler düzeyinde. Yani damladan küçük. Damladan küçük bir miktar sıvıyı avucunuzun içine koyun ve böyle silkelemeye çalışın. İsteseniz de düşmez zaten. Öyle olunca yatarak aman bu kımıldamasın, düşmesin. Bunun ne kadar gereksiz olduğu daha sonraki çalışmalarla desteklenince artık yavaş yavaş diyelim ki bilmem ne kliniği biz artık yatırmıyoruz. Öteki yatırmıyoruz. Çalışmalar bir fark yok diye gösteriyor. Yaygınlaştı ve şu anda birçok merkez embriyo transferinden sonra yatak istirahatini önermiyor. Ama bir kere daha geri döneyim. Bu gibi durumlarda yine hekim tercihleri var. Yani aynı merkezde diyelim ki siz embriyo transferinden sonra yatak istirahatini tercih edersiniz ve hastanıza onu tavsiye edersiniz. Yanınızdaki bir başka meslektaşınız, yo hemen ayağa kalkabilirsin diyebilir. Hastalar gözünden eğer konuyu bu şekilde kavrayamadılarsa, yananın çok yanlış yapıyor ya öteki çok yanlış yapıyor. Değil. İkisi de kendi içinde doğru denebilir. İkisinin de kullanım alanı var. Siz diyebilirsiniz ki ben bu konudaki bilgileri daha çok inanıyorum, buna daha çok tercih ediyorum. Onun için de bunu yapıyorum diyebilirsiniz. Yine en baştan tercih aşamasına geldiğimiz zaman eğer hasta derse ki tamam yatak istirahati olmasa da oluyor, güzel. Embriyo transferinden sonra zıplar kalkar ve gündelik hayatına dönebilir. Ya da çok nazlanmak istiyorsa yatabilir. Peki bu tedavi sırasında bizim uyguladığımız başlıca protokoller nelerdir tüp bebek tedavisinde? Şimdi onun da yine anlayabilmek için tekrar evrimine bakmak lazım. İlk tüp bebek tedavileri yapılırken bu yumurtalık uyarısı ilaçlar, yumurtalık uyarıcı ilaçlar yoktu. Ve yumurtalıklarda kendiliğinden yumurta gelişmesi takip ediliyordu. Tamam gelişti deyince laparoskopi ile o tek folikül aspire ediliyordu. Onun içerisindeki yumurta bulunup tüp bebek uygulaması yapılıyordu. Daha doğrusu etrafına spermler yerleştiriliyordu. İnkübatöre kaldırılıyordu. Döllendikten sonra da geri transfer ediliyordu. Bu şekilde zor, zahmetli olan ilk tüp bebek denemelerinde bu konunun öncüsü olan bütün dünyanın minnetle anması gereken hekim 30-31 kere zannediyorum boşa, yani yaptı olmadı, bir daha devam etti. Dünyada hiç gerçekleşmemiş olan insanda tüp bebek uygulamasına inanıyor, yapıyor ama sonuç alamıyor. Bir daha. Hatta bir tanesinde dış gebelikle sonuçlanmış. Ve nihayet zannediyorum, yanlış söylemeyeyim, 30'dan sonra 32. denemede
o ilk tüp bebek doğan ilk tüp bebek gebeli o zaman olabildi. Şimdi o günlerde doğal siklusta ne bulabilirsek bir yumurtayla deyince tüp bebekteki başarı oranları %5'ler civarında. Fakat daha sonrasında bu yumurtalıkları uyarıcı ilaçlar icat edilip piyasaya girince bu sefer sizin o tek başına bir yumurtayla uğraşmak yerine 3 yumurta, 5 yumurta, 10 yumurta elde etmek tabii ki başarı oranlarını çok arttırdı. Hedef bir yumurta sayımız var mı hocam? O da işte o günlerde madem ki az yumurtayla az oluyor, çok yumurtayla çok olur diye yaygın olarak kullanıldı. Ve o zaman hedef mesela kaç yumurta olsun deyince ne çıkıyorsa oldu. Bugün itibariyle o günün tedavilerine ve o günkü hormon düzeylerine baktığımız zaman bize komik geliyor ya da komik demeyeyim belki korkutucu geliyor. O kadar yüksek dozları nasıl çıkılıyormuş. Bugün de bazı bizim yaptıklarımıza yeni nesiller, sonraki nesiller gülecek belki. Ama o zaman çok yüksek dozda ilaçlar verip çok fazla sayıda yumurta elde edebilirse gebelik oranlarının çok daha fazla olacağını görmüşler. Hatta çok fazla embriyo transfer ederek gebelikler oluşturmaya başlamışlar evrim olarak o şekilde. O zaman 300'ler, 400'ler, ikizler. Fakat zaman şunu göstermiş. İkiz, 300, 400 dediklerimiz sonuçta ya aşırı erken doğuyorlar, kaybediliyorlar ya da prematür doğuyorlar, aşırı prematür doğuyorlar, prematürtenin sekerlerini yaşıyorlar. O zaman tekrar bu gidişata bir dur deyip çok embriyo transfer etmeyelim. Buraya geri dönmüşüz. Çok yüksek dozda ilaçlar kullanılmasına bağlı olarak aşırı yumurtalık uyarısından riskler, tehlikeler yaşanınca oradan da tekrar geri adım atılmış. Daha sonra şu noktaya gelinmiş. Biz zaten çoğul gebelik istemiyorsak, az sayıda embriyoya ihtiyacımız varsa neden yumurtalıkları aşırı kamçılayalım ve 10-15 tane yumurta elde edelim? Onun üzerine elde edilmesi gereken yumurta hedefi daha aşağıya çekilmiş. 3-5 tane. Öyle olunca uyarı daha yumuşak, daha az. Hormonal seviyeler daha düşük düzeyde ve hastanın sarsılması daha az, daha kolay. İşte o nedenle az sayıda yumurta elde etmeye çalışan, hedefleyen protokollere, tedavi protokollerine patient friendly, hasta dostu tedaviler denmiş. Yani 15 yumurta olmasın, 3 yumurta olsun, 5 yumurta olsun. Daha hasta dostu, daha kolay tedavi olsun diye. Hatta bu işi daha abartan ve kendine çok daha güvenen bazı ekoller, örneğin Japon bazı ekoller, bir yumurtayla yola çıkalım diyorlar. Bir tane alalım, bir tane 5. güne kadar transfer götürüp 5. gün transfer edelim. Single follicle, single embryo, single blastocyst transfer ve bununla gebelik. Bu çok daha hafif diye. Ama o zaman da laboratuvarda hata hakkı kalmıyor. Yani bir tane embriyo veriyorsunuz, bir tane yumurta veriyorsunuz. O iyi gelişmezse ikinci alternatif yok. O nedenle kaç yumurta hedeflenmeli derseniz gebelik oranlarının en yüksek olduğu oran 5 ila 15 yumurta ya da 6 ila 15 yumurta gibi. Yine burada da hasta tercihi, hekim tercihi olabilir. Denir ki ben çok daha fazla sayıda yumurta elde edeyim. Fazla sayıda embriyo olursa dondururum, daha sonra kullanırım. Hazır yola çıkmışken yapabildiğim kadar çok yumurta elde edeyim. Bu bir tercih ama bence eski tercih. Daha makul düzeylerde istenebilir ya da çok az sayıda yumurta hedeflenebilir. Hasta da burada bilinçli olarak diyebilir ki ben az sayıda yumurta istiyorum. Gerekirse bir kere daha yapabilirim. Hem maddi olarak hem manevi olarak buna gücüm var. Çok sarsılmak istemiyorum. Çok aşırı hormon düzeyine çok etkilenmek istemiyorum. Küçük dozlarda ve az sayıda embriyo elde etmek istiyorum ve bir tane embriyo transfer ettirmek istiyorum diyebilir. Bu takdirle karşılanabilecek güzel bilinçli bir tercih olur. Peki rahim içinin ve tüplerinin kontrolünü nasıl yapıyoruz? Bunu mutlak tüp bebek tedavisinde bütün hastalarımıza öneriyor muyuz? Tüplerin ve rahim içinin aslında infertilite tetkiklerinin başında yapılmış olmasını tercih ediyoruz. Çünkü hastaya hani gebelik olmayışının nedeni diye aradığımız zaman acaba tüplerle ilgili bir problem var mı diye bakılmış olması bir tercih sebebi. Ama tüp bebek bir şekilde olmak zorundaysa, örneğin erkek faktörü nedeniyle olmak zorundaysa tüplerin açık olup olmamasının hiçbir anlamı yok.
Açık olsa ne olur? Kapalı olsa ne olur? Bu nedenle tüpleri kontrol etmek zorunda değilsiniz. Ama uterusun içerisini kontrol etmelisiniz. Uterusun içerisini nasıl kontrol edersiniz? Histereskopi ile, yani ameliyatla bakabilirsiniz. Rahim filmi çekebilirsiniz ya da ultrasonla anlayabilirsiniz. Tabii ki kullanılan yöntemin komplike, daha karmaşık olmasıyla beraber elde edeceğiniz bilgiler daha detaylı olabilir. Ama gündelik pratikte eğer ilk defa uygulanan bir şeyse, ultrason ilk defa uygulanan bir tedavi ise, yani birinci tüp bebek tedavisi ise mesela, uterusun da içinde ultrasonla kayda değer bir anormallik yoksa, kolayından gitmek isterseniz ultrasonla değerlendirmeyi yeterli bulabilirsiniz uterus için. Ama dört dörtlük olsun, benim her yaptığım, benim her işim zaten böyle çok detaylı olur diye tercih ederseniz, o zaman bazı merkezler gibi, bazı tüp bebek merkezleri gibi tedavi almadan önce herkesin histereskopisini, laparoskopisini isteyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Eğer hastada histereskopi yapılmasını gerektiren bir durumla daha sonra karşılaşırsanız, iyi ki önceden yapmış olanlar mantıklı, haklı olurlar. Yok, onsuz olarak gebeliğe ulaşırsanız, o zaman ne lüzum vardı ki niye yaptık olabilir, ya da yapmadık, iyi ki de yapmamışız olabilir. Yine bu da hastanın tercihi olarak sunulabilir bir tercih. Yine tüp bebek tedavisinden önce yaptığımız bir işlem var, endometriyal çizgi. Ne işe yarar, nedir? Onu da bir kısaca konuşursak hocam. Kısaca mı konuşmak zorundayız? Bence azıcık uzatalım. Şimdi yine bilim hep bilinmeyenleri bulmaya çalışırken, acaba neden bazı hastalarda embriyo transferinden sonra tutunma oluyor, bazılarında neden olmuyor diye araştırmak için bir araştırma planlanmış. Bir sonraki siklusta, yani bir sonraki dönemde tüp bebek tedavisi yapılacak olan hastaların hepsinden adeta bir hafta kala rahimin içerisinde küçük bir örnek alınmış, parça alınmış. Sonra tedaviler yapılmış, başlanmış. Ve kimisi gebe kalmış, bunların kimisi kalmamış. Sonuçta geriye dönülmüş, o gebe kalanların alınmış olan dokularında, gebe kalmayanların dokularından farklı bir şey var mı, o araştırılmak istenmiş. Ama ilginç bir şekilde şu görülmüş, bu biyopsi alınan, yani endometriyumdan parça alınanların hepsinin gebelik oranlarının yükseldiği görülmüş. Onun üzerine acaba bunun böyle mi etkisi var diye düşünülüp, bu sefer ona benzer, onu araştıracak şekilde çalışma yapılmış. Yani bazılarına çizik atılıyor, bazılarına atılmıyor. Bakıyorlar sonuçta, evet, bazı daha öncesinden çizik atılmış olanların gebelik oranları bir miktar yüksek. Sonra dünya bunu çalışmaya başlamış. Diyelim siz kendi kliniğinizde yapmışsınız, fark görmüşsünüz. Ben yapmışım, ben bir fark görmemişim. Böylece bazılarının bu yararlı bir yöntemdir dediği, bazılarınca yok etkili değil olmuş. Ama çalışmalar sürdükçe görülen şey şu, rutin bir, yani herhangi bir anormalliği olmayan ilk uygulamada yapsanız da yapmasanız da bir değişiklik yok. Ama tekrarlayan implantasyon başarısızlığı, yani iyi kalitede embriyo veriyorsunuz ama tutunamıyor. Bunu diyebilmek için de en az 3 kere de en az 4 tane iyi embriyo vermiş olmak lazım. Onlar tutunamıyor olur ise, o grupta endometriyal çizik atıldı ise gebelik oranlarının yükseldiği anlaşılmış. Yani bugünkü temel, bugünkü bilgilere göre endometriyal çizik atılabilir mi? Evet, atılabilir. Ben madem öyle bir yöntem azıcık da olsa arttırıyor, ben istiyorum. Tamam, hay yapılabilir. Ama bilimsel olarak doğrusu, tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarında gebelik oranlarının bir miktar yükselttiği. İMSI nedir hocam? Ne zaman, kime gereklidir? İMSI de sperm seçiminde kullanılan bir yöntem. Şimdi sperm seçiminde milyonlarca spermi içerisinden 3 tane, 5 tane, hadi 10 tane diyelim yumurta alacaksanız, 10 tane yumurtaya sadece 10 tane sperm seçmek zorundasınız. Eğer elinizde 3 tane yumurta varsa milyonlarca sperm içerisinde 3 tanesini belirlemelisiniz. Şeklen düzgün olanların içerik olarak da iyi olacağını, DNA yapılarının iyi olacağını düşünüyoruz teorik olarak. Ama maalesef bu her zaman paralel değil. O zaman en iyi spermi nasıl seçebilirizin yollarından bir tanesi IMSI. Bu spermi
mikroskop altında çok kat büyüterek, yani normal mikroskobun daha da normalde kullanılan büyütmenin çok daha ötesinde 6000 kere büyüterek sperm başının içerisinde vakoller, boşluklar var mı yok mu diye arayıp bu boşluklar, vakoller varsa o spermlerle X'i yapmayıp diğerlerini seçmek yöntemi. Teorik olarak daha başarılı sonuçlar vermesi lazım. Doğru, bazı klinikler daha da başarılı sonuçlar almışlar ama yaygın olarak kullanıldığında birebir söyleyemiyorsunuz. Yani IMSI kullanırsanız işte gebelik oranları yükseliyor. Ne zaman kullanılabilir? Ağır erkek faktörü olduğu zaman seçme konusunda kullanılabilir. Ama yine literatürün, bilimin ve biyolojinin heterojenliği, yani birbirinden farklılığı. Şöyle bir çalışma da var literatürde. Eğer yumurta sayısı az ise yapılan IMSI'lerden sonra elde edilen gebelik oranlarının normalden daha düşük olduğuna da dair bir çalışma var. Yani yapmışlar, IMSI ile daha güzel sonuçlar almayı ümit ediyorlar. Ama sonuçlara bakılınca, hesaplara bakılınca görülmüş ki az sayıda yumurtası olanlarda IMSI yapılmayanlar, yapılanlardan daha fazla gebelik gelmiş. O nedenle bu da yine öyle de olabilir, böyle de olabilir gibi bir yöntem. Peki mikroçip nedir, ne zaman gereklidir? Mikroçip son zamanların popüler yöntemi. Sanki her derde devaymış gibi söylenmeye başladı ama değil tabii ki. Onun da yine yeri var. O da şu. Basitçe anlatmamız gerekirse bir özel lam hazırlandığını düşünün. Lamın üzerinde 3-5 tane kanal var. Kanalların bir ucunda spermleri çekecek, kimyasal olarak spermleri kendisine doğru çekecek maddeler yerleştiriliyor, kimyasallar. Ve kanalların diğer ucuna da spermleri koyuyorsunuz. Koyduğunuz spermler o borucuk gibi o kanalların içerisinden o diğer karşı tarafa geçmeye çalışıyorlar. Öyle olunca en yetenekli olan, DNA asarı en az olan spermler burada en hızlı gidebilenler oluyor. Böylece o yarışı kazanan, en önce gelen, iyi gelebilen spermlerden seçtiğiniz zaman bunlarla eğer mikro enjeksiyon yaparsanız gebelik oranlarının daha yüksek olduğuna dair yine çalışmalar var. Bu da ne zaman gerekli olabilir? Eğer sperm faktörü yok ise çok bir anlamı yok. Zaten gerekli değil belki de. Ama spermle ilgili problemler var ise mikroçip kullanılarak gebelik oranları artırılabilir. Bunu artırıp artmadığını yine konunun başında söylediğim gibi gerçekten anlayabilmek için yüzlerce hastada kullanacaksınız, yüzlerce hastada kullanmayacaksınız ve sonra oluşan gebelikler tesadüfi olamayacak kadar farklı olacak ve ondan sonra da diyeceksiniz ki bu iyi bir yöntemdir. Kullanılmaya başlandı, yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Kolay da bir yöntem, yani herhangi bir tüp bebek merkezinde de yapılabilir. Çünkü hazır olarak o lamlar geliyor. Onları kullanıyorsunuz. Yani özel bir altyapı gerekli değil. Tabii belli bir maliyeti var. O maliyetle beraber kullanıldıkça ve bu konuda çalışmalar arttıkça belki de ileride bu işin rutini haline gelebilir. Şu anda kullanılan, tercih edilen, edilmese de olur yöntemler arasında. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik hocam. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Tekrarını izlemek için izleyicilerimiz bizi pazar günü saat 10 ile 11 arasında gene Haberaks TV ekranlarında bulabilirler. Soru sormak isteyen izleyicilerimiz de Facebook, Twitter ve mail adresinden ulaşabilirler. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.